Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman Ayetleri programımızda İbrahim Suresi'nden 11-17. ayetler arasını değerlendirmeye çalışacağız. Burada iman-küfür mücadelesinin tarihi bir boyutu, peygamberlerle onları kabul etmek istemeyen kavimler arasındaki mücadelelerden bazı kesitler bize sunuluyor. Galet lehum rusuluhum, o kavimlere gönderilen peygamberler onlara dediler ki İnnahnu illa beşerun mislukum, biz de sizin gibi bir insanız. Velakinallah yemunnu ala men yeşa'u min ibadi. Lakin Allah kullarından dilediğine minnette bulunur, özel nimetler nasip eder, bahşeder. Ve ma kana lana en natiyakum bi sultan illa bi iznillah. Bizim size Allah'ın izni olmadan doğrudan bir ayet getirmemiz, bir mucize göstermemiz söz konusu değildir. Ve alallahi felyetevekkelil mu'minun, ve iman edenler sadece ve sadece Allah'a tevekkül etsinler, ona dayansınlar. Burada iman küfür mücadelesinde işte peygambere muhatap olan kimselerin siz de bizim gibi insansınız demelerini görüyoruz. Ve bütün peygamberlere benzeri şeyler söylenmiş ve demişler ki siz de bizim gibi insansınız, bizden farkınız ne? Peygamberler bunu reddetmiyorlar. Evet, biz de bir insanız ama farkımız nedir? Allah-u Teala'nın özel bazı nimetlerine mazhar olmak, vahiy gelmesi gibi, kitap verilmesi gibi özel bazı nimetlere mazhar olmak. İşte Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ben de sizin gibi beşerim diyor. İnneme ene beşerun mislukum, ben de sizin gibi bir insanım. Yuha ileyye, ama bana vahiy geliyor. Bu peygamberimizin diğer insanlardan farkı. İşte diğer peygamberler de kavimleri tarafından benzeri tenkitlere maruz kalmışlar. Ve kavimleri onlara demişler ki siz de bizim gibi insansınız. Öyleyse bize mucize gösterin, sizin peygamber olduğunuzu görelim, anlayalım. Mucize noktasında da peygamberler şunu söylüyorlar. Bizim kendiliğimizden mucize getirmemiz söz konusu değildir. İlla bi iznillah, ancak Allah'ın izniyle. Yani Allah'tan izin gelirse peygamberlerin elinde bir takım mucizeler meydana gelir. İşte Musa aleyhisselam elindeki asayı taşa vuruyor, oradan su fışkırıyor. Aynı asayı Kızıldeniz'e bıraktığında deniz ayrılıyor, kavmi oradan yolda yürür gibi ilerleyebiliyor. Veya Hazreti İsa aleyhisselam nefesiyle hastaları iyileştiriyor. Elinin temasıyla hastaları iyileştiriyor. Anadan doğma körlerin gözünü açıyor. Hatta Allah'ın izniyle daha önce vefat etmiş olan kimseyi bile diriltebiliyor. Süleyman aleyhisselam normalde 2 aylık mesafeye sabah gidiyor, akşam dönüyor. Ve Davut aleyhisselam demiri eliyle istediği gibi şekillendirebiliyor. Sanki hamura şekil verir gibi demiri şekillendirebiliyor. Bunlar peygamberlere verilen mucizelerden bazıları. Ama ayet-i kerimede buna dikkat çekildiği gibi bunlar kendiliğinden olan şeyler değil. Yani o peygamberlerin biz şöyle yapalım diye karar vermesiyle meydana gelen şeyler değil. Allah'ın izniyle bu harika durumlar meydana gelir. Bu durumda iman edenler sadece ve sadece Allah'a tevekkül etsin, ona dayansın. Ve mâ lenâ ellâ netevekkele alallâh ve gad hedâna subulenâ. Ve peygamberler kavimlerine diyorlar ki bize ne oluyor ki Allah'a tevekkül etmeyelim. O bize yollarımızı göstermiştir. Allah bize hidayet etmişken yollarımızı Hakk'a giden doğru yolları bize göstermişken bize ne oluyor ki Allah'a tevekkül etmeyelim. وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا اَذَيْتُمُونَ, ve biz bize yapmış olduğunuz ezaya elbette sabredeceğiz. Bu da bu yolun herhalde bir gereği gibi bir durum. Bu davanın özünde, temelinde bu var. Yani peygamberler pek çok belalara, sıkıntılara maruz kalmışlar. Hatta Peygamber Efendimizin ifadesiyle eşeddün nâsi belâen el enbiya, en fazla belaya maruz kalanlar başta peygamberler. Ve
ثُمَّ الَّذ۪ينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذ۪ينَ sonra diğerleri derecesine göre diğer insanlar ve onlar bu şekilde pek çok belaya, şiddete, mihnete maruz kalmışlar. Hani şöyle bir ifade kullanılır. Debbağ sevdiği deriyi yerden yere vururmuş. Ve deri o şekilde kıymet kazanıyor. İşte peygamberler de en fazla çileyi onlar çekmişler. Ve o şekilde kıvamları artmış, kaliteleri artmış. Ve gerçekten diğer insanların da hidayetine vesile olabilmişler. وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ Tevekkül edenler sadece ve sadece Allah'a tevekkül etsinler, başkasına değil. وَقَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لِرُسُولِهِمْ O inkarcılar peygamberlerine, kendilerine gönderilen peygamberlere dediler ki لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ اَرْضِنَا Hiç şüphe yok ki biz sizi kendi arzımızdan, bu diyarımızdan sürüp çıkaracağız. اَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا Veya bizim dinimize döneceksiniz. Yani bu bir tehdit. Ya bizim dinimize dönersiniz ya da sizleri buradan sürer çıkarırız. Bizim aramızda hakkı hayatınız yok. Bizim aramızda kalamazsınız, sizi yaşatmayız diyorlar. فَاُوْحَا اِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ Rabbi o peygamberlere şöyle vahyetti, şunu bildirdi. لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ Muhakkak ki biz o zalimleri helak edeceğiz. Yani onların evet planı var. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللّٰهِ Onlar tuzak kurdu, Allah da tuzak kurdu. وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ Allah en güzel tuzak kurandır. Onların tuzaklarını başlarına geçirir ve kendi hileleri içinde onları perişan eder. Bu tarihi bir manzaradır. Tarih boyunca benzeri durumlar olmuştur. İşte Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam mesela her ne kadar Mekke'den Medine'ye hicret etmek zorunda kalmışsa da yurdundan çıkarılmışsa da tekrar dönmüştür. Bu noktada şu nazara verilir. Batılın bir savleti olabilir ama sonunda muzmahil olmaya mahkumdur. Batıl çökmeye mahkumdur. Ce'el hak ve zehakal batıl. Yani hak geldi, batıl kayboldu. Batılı karanlığa benzetecek olursak hak ona mukabil bir nur gibidir, ışık gibidir. Evet gecenin bir saltanatı var gibi. Gece her tarafı kaplayabiliyor ama güneş doğduğu zaman her taraf aydınlanıyor. Demek ki batılın ömrü bunun gibi adeta hak güneşi doğduğunda, hakikat güneşi doğduğunda batıl ortadan kaybolmaya mahkumdur. Ve ehli iman, ehli küfürle olan bu tarihi mücadelelerinde üzerlerine düşeni güzel bir şekilde yaptıklarında elbette hak ve hakikat güneşi neticede doğmuştur. Her ne kadar batılın belli bir dönem savleti, hakimiyeti, hükümranlığı söz konusu olsa da bunlar geçici olmuştur. Bunlar suyun üzerindeki köpük gibi adeta, görünüşte suyun üzerinde ama bir işe yaramıyor, atılıp gidiyor. Batıl da bu manada bir köpük misali sönüp gitmiştir. Peygamber'e muhalefet edenler, ya bizim dinimize dönersiniz, bizim gibi olursunuz veya sizi buradan sürer çıkarırız diyorlar. Allah-u Teala meselenin diğer yönünü peygamberlere bildiriyor. Merak etmeyin, biz o zalimleri helak edeceğiz. وَلَنُسْكِنَنَّكُمْ الْاَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ Ve o arza onlardan sonra sizi yerleştireceğiz. Oranın hakimi sizler olacaksınız. Bu Hazreti Musa'nın kavminde de görülüyor. Hazreti Musa'nın kavmi çok çileler çekti ama neticede belli bir yere yerleştiler ve orada hayli bir saltanat dönemleri oldu. Keza Peygamberimiz dönemine geldiğimizde şunu görüyoruz. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke'den Medine'ye hicrete mecbur kaldı ama 8 yıl sonra tekrar Mekke'ye döndü ve muzaffer bir komutan olarak döndü. Mekke tümüyle İslam'a girdi. Demek ki neticede Allah-u Teala وَالْاَقِبَتُ لِلْمُتَّقِينَ sırrını tecelli ettiriyor. Akibet müttakilerindir. اَلْحَقُّ يَعْلُوا وَلَا يُولَى عَلَيْهِ Hak üstündür, ona galebe edilmez. ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِ Bu benim makamımdan korkan
ve hafe vaid ve benim vaidimden, tehdidimden korkan kimse içindir. Yani Allah-u Teala kime galebe nasip edecek? Galebe nasip edeceği kimseler Allah'ın vaadinden korkan ve Allah'ın makamından korkan kimselerdir. Allah'ın makamından derken Allah'ın azametinden, Allah'ın azametinden korkan kimse elbette Allah'a layıkıyla kul olmaya çalışır ve bu durumda olan kimseler salih kimseler olur. Ve Allah-u Teala o salih kimselere galebe nasip etmektedir. Edeceğini bu şekilde bildiriyor. Yoksa Allah'ın isyan edenlerle alakalı tehdidinden korkmayan, Allah'ın azametini hatırına getirmeyen kimselerin galip gelmesi diye bir şey söz konusu değildir. Vesteftahu ve bu şekilde fetih talebinde bulundular. Ve khabe küllü cebbârin anid, her cebbar, zorba, inatçı kimse bu şekilde hüsrana mahkum oldu. Burada vesteftahu ehli imana bakan yönüyle değerlendirilebilir. Yani ehli iman fetih talebinde bulundular. O zor şartlar altındayken ya Rabbi bize bir fetih nasip et dediler. Cenab-ı Hak da onlara fetih nasip etti. Bu meselenin bir yönü olabilir. Veya diğer taraf da kendilerine göre bir fetih arayışı içinde ama onlar neticede elleri boş, mahrum bir şekilde kaldılar ve her zorba, her inatçı kimse bunun neticesinde hüsrana mahkum oldu. Bu da yine tarihi bir manzaradır. Ehli iman Allah'tan fetih talebinde bulunmuş ve fethe mazhar kılınmışlardır. İzâ câe nasrullâh vel feth, o surede okuyoruz devamlı. İşte Allah'ın nusreti, yardımı geldiğinde ve fetih geldiğinde. Demek ki fethin bir süreci var. Önce buna bir liyakat gerekiyor. Yani Allah-u Teala durup dururken hemen bir anda ehli imana fetih nasip etmiyor. Tabir yerindeyse bunun bir bedeli var. Bu bedelin ödenmesi gerekiyor. Kur'an-ı Kerim'de bu işin çetin olduğu, bu işin gerçekten ciddi imtihanlar gerektirdiği bize anlatılmakta. Mesela ayette em hasibtum en tedhulul cenne, yoksa siz hemen cennete girivereceğinizi mi zannettiniz? Velemme yetikum meselullezina halav min qablikum, sizden öncekilerin başlarına gelenler sizin başınıza gelmeden. Messethumul be'sa ve'd-darra'u, zor çetin haller, sıkıntılı haller onlara geldi ve zülzilu, sarsıldılar. Hatta yekûler rasûl vellezîne âmenû mâ'ahu metâ nasrullah. Öyle ki peygamber ve ona tabi olanlar, iman edenler metâ nasrullah, Allah'ın yardımı ne zaman diyecek duruma geldiler. Ele inne nasrallâhi garib, dikkat edin Allah'ın yardımı yakındır. Burada şunu görüyoruz. Peygamber ve ona tabi olanlar bayağı bir çile çekiyor ve zülzülü sarsılıyorlar ve o duruma geliyorlar ki metâ nasrullah, Allah'ın yardımı ne zaman? Belki bir ümitsizlik değil ama çok şiddetli bir bekleyiş içine giriyorlar. Artık sebeplerin bittiği noktada, artık bu dava belki biter gibi görüldüğü bir noktada Allah yardımını gönderiyor ve ehli imana nusret nasip ediyor. Bunun tarih boyunca çok misalleri görülmüş. Diyelim Hazreti Musa'nın kavmi Kızıldeniz'e geldiklerinde önleri deniz, arkaları deniz gibi düşman, ikisinin arasında sıkışıp kalmış durumdalar. Ve normalde karşı koyacak kadar da bir güce sahip değiller. Ama Allah-u Teala harika bir şekilde deniz içinde onlara bir yol açıyor. Yolda yürür gibi oradan geçiyorlar. Firavun ve ordusu, onlar da o yoldan geçmek istediğinde sular birleşiyor ve o kavim, Firavun ve kavmi helak ediliyor. Yani sebeplerin biter gibi görüldüğü noktada Allah özel yardımıyla ehli imana yardım ediyor. Peygamberimiz döneminde mesela Hendek Savaşı, Hendek Savaşı'nda çok zor durumlar yaşanmış. Kur'an-ı Kerim'de Ahzab suresinde Hendek Savaşı'ndan da bahisler vardır. Allah-u Teala
Müslümanların çok darda kaldığı dönemde şiddetli bir rüzgar gönderiyor. Soğuğu şiddetli, esmesi şiddetli olan bir rüzgar ve diğer taraf bu rüzgarın karşısında dayanamıyor, perişan oluyorlar ve oradan çekip gitmek zorunda kalıyorlar. Günümüzde yine iman küfür mücadelesinde dünyanın değişik yerlerinde ehli iman zaman zaman çok zor anlar yaşamaktadır. Ama bunun neticesinde Allah-u Teala nusretini, yardımını nasip etmekte ve bunun çilesini çeken kimselere zaferi vermektedir. İşte onlar fetih talebinde bulundular, fetih istediler ve bunun neticesinde her zorba, inatçı kimse bunlar haybete, hüsrana mahkum oldular. Min verâihi cehennem ve bunun ardından da cehennem var. Yani dünyada bu şekilde bir mağlubiyet tattıkları gibi ehli küfür, diğer alemde de cehennemi tadacaklar. Cehennemde cezalandırılacaklar. Ve yusgâ min mâin sadîd ve irinden bir su ile onlara su verilecek. Cehennem o şiddetli harareti içinde elbette onlar kavrulurken su su diye feryat edecekler ve kendilerine doğrudan su verilmeyecek. O irinden su bu verilecek. Yetecerrauhu o kimse bunu yutkunarak zorla yutmaya çalışacak. Ve la yekadu yusighuhu ama neredeyse boğazından geçmeyecek. Yani yenilir yutulur bir şey değil. Ve yetihil maut min kulli mekanin her taraftan ölüm ona gelecek. Ve ma huve bimeyyit ama o ölmeyecek. Her taraftan ölüm ona gelecek derken ölüm esbabı, ölümün sebepleri, normalde insanı öldüren durumlar her taraftan ona gelecek ama diğer alemde artık ölüm yok. Ölüm diğer alemde öldürülüyor. Bu dünyada insanlar ölümden kaçmak isterler, kurtulmak isterler ama ecel aslanı herkesin peşindedir ve hiç kimse şu dünyada ölümden kurtulamaz. Diğer aleme gidildiğinde ise Allah-u Teala ölümü bir koç suretinde temessül ettiriyor. Ve ehli cennet cennete, ehli cehennem cehenneme gönderildiğinde bir melek hepsinin duyacağı şekilde semada nida ediyor. Ey ehli cennet! Ehli cennet başlarını kaldırıyorlar. Bakıyorlar ki melek var ve meleğin elinde de koç var. Ve melek ey ehli cehennem diyor. Ehli cehennem başlarını kaldırıyorlar. Bakıyorlar gökyüzünde bir melek ve elinde koç var. Melek onlara diyor ki bu koç dünyadayken sizlerin kaçıp da kurtulamadığınız ölüm. Ama artık bu ölüm bugün öldürülecek. Ve o koçu orada boğazlıyor. Kurban ediyor. Bu sembolik bir anlatım belki. Ve böylece ölüm öldürülüyor. Bundan dolayı cehennemin o çok çetin şartları içerisinde aslında ölüm sebepleri var. Bir insan cayır cayır yanan bir ateşte elbette hayatta kalamaz. Ama o cayır cayır ateşten çok daha şiddetlisinin olduğu cehennemde insanlar ölmeyecekler. Ebedi bir hayat söz konusu olacak. Ebedi o azap içerisinde kıvranacaklar. وَمِنْ وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيزٌ ve bunun verasında da galiz, çok şiddetli bir azap onu beklemekten. İşte değerli izleyenlerim, Kur'an-ı Kerim bu sayfasında bize iman küfür mücadelesinin tarihi bir boyutunu nazara verdi. İman edenlerle inkar edenler, Allah'ın dinini tebliğ edenlerle o tebliğe karşı çıkanlar, ikisi arasında ışıkla karanlığın mücadelesi gibi, geceyle gündüzün mücadelesi gibi adeta bir mücadele var. Ama sonunda ışık karanlığı mağlup ediyor. Ancak bu ışığın karanlığı mağlup edişine kadar sabır gerekiyor ve o sabır döneminde bunun bedelini ödeyebilenler gerçekten rahat ediyorlar. Sonunda o galibiyetin lezzetini elde ediyorlar. Günümüzde de ehli iman, ehli küfür mücadelesi tarihi boyutunun çerçeveleri içerisinde yine devam etmektedir. Bir kısım insanlar ehli imana adeta hayat hakkı tanımamakta,
ya bizim gibi olursunuz veya sizi buradan söker atarız, çıkarırız gibi tehditler günümüzde de söz konusu olabilmekte. Ama Allah-u Teala bu manada müstazaf durumda olan kimselerin sonunda galip geleceğini ve o imkanlara, geniş imkanlara onların kavuşacaklarını müjde olarak haber veriyor. Cenab-ı Hak iman ve İslam üzere bizleri daim eylesin. Bir başka programımızda yine konularımıza devam etmek üzere hepinize hayırlı günler, hayırlı geceler diliyorum.